Efkarlıyım, efkarlıyım. Elini ver, nerede edin? Ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri. Ben oradan geçerken biri amca dese gir. Harika. 20 Mart 2021 Uludağ'dayız. Şehir ısınmaya başlayınca çaresiz dağa çıkalım da biraz üşüyelim dedik. Bu videoda ürün yerleştirme kullanıyoruz. Grader ismi geçti az önce. Şu an hala geçiriyor değil mi? Ben şunu mu getirdim? Evet hocam. Tek renk mi oldu? Tek bir tane. Ya gri şey de var. At gri. Kaynıyor. Buradan en güzel tarafı da herhalde bu. Bu. Yavuz'un işleri. Uludağ çok güzel arkadaşlar. Gelin Yavuz abiyi de takip edin. Abone olun. Evet olun. Adam ODTÜ mezunu, sözünü dinleyin. Bir şey biliyorsun. Çok keyifli bir gün. Sessiz, sakin, böyle sükunetin ve dinginliğin dibine vuruyoruz. Grubumuz biraz kalabalık bugün. Biz gruptan biraz ayrılmak suretiyle çay ve muhabbet keyfi yapıyoruz. Mahir hocam, benim kardeşim ve ben. Anı olarak bunları geride bırakıyoruz işte. Evet, keyifli bir pazar günü. Yasaklardan ve kısıtlamalardan uzak. Evet. Önümüzdeki hafta yine geliyormuş sanırım yasaklar. Gelmez. Evet, sevmiyoruz yasağı, ailecek sevmiyoruz. Ailecek desteklemiyoruz. Bana da dokun ya. Bana dokun ya. Şiir okumak için hazırlık yapıyorum. Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım. Ölüm ve acılar çatsaydı beni. Düşüncem... Yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak, sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı. Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım, diri gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim, kardeşlerim, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor. Yazık, şairler kadar cesur değilim. Çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarımdan. Gövdem kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor. Benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı. Öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım. Bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında. Çünkü çam kokularına sürünüp ağırlaşan ruhların inanmazdım dosyalara sığacağına. Gittikçe ışıldardım dükkanlar kararırken. Hüznün o beyaz etrafına sakallarım batardı. Benim adım bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş, ellerim tütsülenmiş, evlerin yeni yıkanmış derin taşlıklarında dirgenler, bakraçlar, tornavidalar, bende kül, bende kanat, bende gizem bırakmadılar. Ve içimden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belalara. Ve bu yüzden yakışıksız oluyor insanları hummalı baharlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden göğsümde dakikalar ince parmaklar halinde geziniyor. Konvoylar geçiyor meşelikler arasından. Bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına. Ölümden anlayan ciddi bir yaprak. Unutulacak diyorum. İyice unutulsun. Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak. 1972 İsmet Özel. Kendisine sordum. Ben bir sonraki postayı bekleyeceğim.
8. Kahve sizin için hayat iksirimi hocam. Bize kameraya mı çekiyorsunuz? Ekonomi çok iyi. Her şey yolunda. Kahve varsa huzur var. Mehmet hocam kahve yapmıyor yani. Bir sanat ücreti. Bu iltifat bana bir ay yeter. Mahir hocama da kahveci Mahir aynı anda 3 cezveyle. Şimdi Mahir 3'er sana koyduk değil mi? Mahir abi. Bu da kova yanmıştım. Sıcak olunca. Şifa olsun. Nuş olsun hemişe. Evet, afiyet olsun. Bak. Yapıyorsunuz hocam bu işi. Vay. Soluma gelsene. Hocam bizim köyde odun kesmeye gidiyor. Bir tanesi de babamın teyzesinin çocuklarından. Ellerinde keser, balta bilmem ne işte bayağı gidiyorlar. Derenin kenarında bakıyorlar ki bir tane ayı ölmüş. Gidiyor yanına üçü de seviniyorlar. O ayı ölmüş derisini yiyeceğiz götürürüz satarız. Satarız diyorlar. He yani parayı kazandık hesabı. Tabi bu arada biri o tarafta biri bu tarafta. Bir de eşyaları falan çıkartıyor. Bıçağı mıçağı çıkartacak keseri mesela. Bu arada bir tanesi tutuyor, dürtüyor hayvanı. Diyor lan diyor kafir diyor kim bilir kaç kişinin ocağını söndürdü diyor. Sonra tak tak ayı kalkıyor ayağa. İmana geliyor. Ayı kalkar kalkmaz tabii bunlara girişiyor haliyle. Diyor ki o bir tanesi. Diyor ki ayı bir uyandı bir kalktı diyor bir bene bir bedire bir necme. Bir bene bir bedire bir necme. O ki vurmuyor şimşek çakıyor diyor. Ondan sonra... Ben de diyor keserle diyor hızlı hızlı vuruyor. Hızlı hızlı vuruyor ama vurduğumuz düşüyor. Vurduğumuz düşüyor. Yani vurduğu düşüyor. Ayının vurduğu düşüyor. En son diyor baktım ki diyor keser lastik top gibi elimde sekmeye başladı. Bir baktım ki keserin arkasıyla vuruyordu. Çevirdim diyor. Bir vurdum tak kafaya sapladı diyor. Tamam ayı bizi bıraktı. Kaçtı. Biz de eyvah keser gitti. Keserin peşine düştük. Ayı gidiyor ileride duruyor. Biz tabii duruyoruz. Bekliyoruz. Ayı bize doğru geliyor. Bu sefer biz geriye doğru kaçıyoruz. Gel git gel git yaparken en son ayı diyor. Keseri şöyle yaptı yaptı diyor. Tak düşürdü diyor. Rahatsız oldu. Sonra başında bir iki saat daha bekledi bekledi. Akşam ezanı okundu. Odun da keserdi. Gittik sonra keseri aldık. Ayı da çıktı gitti. Ondan sonra eve gittik. Her birimiz birer hafta ikişer hafta evde yattık. Güzelce hastanelik olduk. Gitti öyle diyor. Şimdi bu gerçek ama ben gerçek. Fıkrasını anlatayım. Senin teyo pehlivan Erzurumlu. Geçenlerde gittim ormana diyor. Odun kesmeye diyor. Dağ gibi bir ayı diyor. Ben kaçtım ayı kovaladı. Bak şimdi dur dikkat dinliyor. Neyse uzatmayayım demiş. Ayı beni yedi. Buna pehlivan demişler. Ayı seni yediyse nasıl kahvede oturup çay içiyor? Evet. La kardeş siz buraya yaşamak mı dersiniz? Bir olay daha anlatayım ben. Bu da Bursa taraflarından ne olmuş bir olay. Köye giderken adam bir tanesi köprüden geçiyor. Akşam saatler adamın gözü de fazla görmüyormuş. Tabii yürüyerek köye giderken bu arada bakıyor ki köprünün demirlerinin kenarının dibinde bir tane adam oturuyor. Şöyle yanından geçerken diyor ki selamünaleyküm diyor. Selamünaleyküm diyen de bu kalkıyor buna bir girişiyor. Tabi bu hastanede gözünü açıyor kendine geliyor. Diyor ki ya kardeş diyor o kimdi ki diyor Allah'ın selamını verdik bize hastanelik etti diyor. Yani o da bir tanesi oturmuş şöyle yaslanıyormuş yani oturmuş demirlere yaslanıyormuş. Bunun da gözü tam görmüyor ya akşam hafif karanlığı böyle. Kardeş diyor selamünaleyküm diyor bu tak kalkıyor buna girişiyor. Bir hafta iki hafta sonra kendine geliyor ya diyor kim gidiyor ya diyor Allah'ın selamını verdik bize hastanelik etti. Demişler ki ayı olan ayı. bunun temel versiyonu da şöyledir. Temel yine diyor geçen ormana gittim diyor. Evet. Olacak bu yatıyor bir ayı. Ben kaçtım o kovaladı. Ben kaçtım o kovaladı.
ayının diyor en nefesini ensende hissettim. O anda diyor çok şükür ayının ayağı haydi düştü. Ben koşmaya devam ettim. Yine o kovalı derken ayının nefesini ensemde hissettim. Ve ayı diyor çok şükür tekrar ayağı kaydı düştü. Neyse diyor geldim uçurumdan kendimi attım. Ayı da vazgeçti kurtuldum diyor. Dursun ula demiş helal olsun sana demiş. Ben olsam demiş korkudan altıma yederdim. O da diyor ki ayı neye bastı da kaydı salıyorsun. Altına çıkana bastı. Felsefesiz olmaz. Felsefemiz bu abi. O zaman mottomuzu dile getiriyoruz. Neydi mottomuz? Dağlara selam, nöbete devam. Dağlara selam, nöbete devam. Herkese selam. Bir yürüyüş faaliyetinin daha sonuna geldik. Ben gruptan koptum aslında şu anda. Şu ufaklıkla beraber şehre doğru iniyorum. Gökdere'ye doğru ineceğim birazdan. Bugünkü güzergah şöyleydi. Yiğit Ali köyünün üzerinde Uludağ'a çıkarken Dolu Baba türbe tabelasını görenler muhakkak olmuştur. Dolu Baba'nın üst tarafından Süleymaniye köyüne giden bir asfalt yol var. Oradan Süleymaniye köyüne doğru devam ettik. Bu ufaklık yaklaşık 4 saattir bizimle beraber bırakmadı. Süleymaniye köyünden aşağı doğru sallandık. Benim evde misafirlerim var. Saat 5'te evde olacağım dedim. 6'da onları bir yere bırakmam gerekiyordu. Fakat yetişmekte zorlanacağım gibi görünüyor. Mehmet hocamla giriştiğimiz faaliyetler çok güzel, çok keyifli. Ama zamanı iktisatlı kullanma konusunda maalesef hesaplarım tutmayabiliyor. Ben zaten kendim bu anlamda problemliyim. Yani günün 24 saat olması maalesef yeterli gelmiyor. Seri bir şekilde inişe geçtim. Bugünkü faaliyet burada sona erdi. Bu duygu düşüncelerle bu videoyu izleyecek olan herkese selamlıyorum. Tez zamanda görüşmek künefe yemek duasıyla dağlara selam, nöbete devam.